Beyaz, uykusuz, uzakta demiş Cemal Süreyya Kars için. Kars beyaz çünkü çoğu zaman karlar altında. Kars uykusuz çünkü geçmişinde savaşlara ve huzursuzluklara sahne olmuş. Ve uzakta. Uzakta çünkü gerçekten uzaktır Kars. Karlı dağların ardında zengin tarihiyle asilce durur. Kars bir efsane. Binlerce yıllık tarihi geçmişinde zengin bir İpek Yolu şehri vardı Kars'ta. Şehirlerin şehri, Ani şehri. Yalnız şehir Ani, aynı zamanda efsaneye göre imkansız bir şehirdir Ani. Bir zamanlar Ani şehrinde Urum Papa isminde bir ihtiyar yaşarmış. Yedi ya da bir yatağından doğrulur, yedi olmaz işi sayarmış. Yedinci soru her zaman Ani şenlendi mi olurmuş. Göğe direk dikildi mi, denize köprü kuruldu mu, yumurtaya kulp takıldı mı, deveye nal çakıldı mı, katır doğurdu mu, ölüler dirildi mi? Ani şenlendi mi? İnanışa göre bu yedi olmaz iş gerçekleştiği zaman Ani yeniden şenlenecekmiş. Aksi halde Ani kıyamete kadar insan yüzü görmeyecekmiş. Türkiye Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri'nin batı yakasını oluşturan Ani, Anadolu'da bir ortaçağ şehri. Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama şehri olduğu için burası aynı zamanda büyük bir ticaret merkeziymiş. 4. yüzyılda Kars'a adını veren Karsaklılar tarafından inşa edilen Ani şehrinde bugüne kadar birbirinden değişik pek çok uygarlık yaşamış. Günümüzden 1000 yıl öncesinde yaklaşık nüfusu 100 bin olan Ani şehrine 1001 kiliseli şehir de denir. Ani şehrinin geçmişi M.Ö. 4000'li yıllara kadar uzanıyor. Orta Çağ'ın zengin şehirleri arasında olan Ani, en ihtişamlı dönemini 10. yüzyılda Ermeni Krallığı olan Bağratlı Krallığı döneminde kazanmış. O dönemde Ermeni Krallığı egemenliğinde olan bölgenin başkenti Ani'ymiş. Öyle güzel, öyle zengin bir şehirmiş ki her uygarlığın hedefinde ona sahip olmak varmış. 40 kapılı 1001 kiliseli Ani'den Ermenilerden sonra Selçuklular, Gürcü Krallığı, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası gibi pek çok medeniyet geçmiş. Onun içindir ki Ani ile ilgili ünlü bir söz vardır. Ani bir dünyadır ama dünya bir Ani etmez. Onuncu yüzyılda Ermeni Kral Aşot'un başkentini Kars'tan buraya taşımasıyla birlikte bölgenin en önemli merkezi haline gelen Ani, yine aynı dönemde etrafı surlarla çevrilerek 700 yıl boyunca güvenlik içinde yaşamış. 17. yüzyıl sonlarında ise terk edilmiş. 4000 metrekarelik Ani şehri
binlerce yıl öncesine ait tarihi yapılarıyla geçmişin en yaşlı tanığı. Üçgen bir plato üzerine kurulmuş olan Ani şehri, Ermeni Kral 3. Aşot'un 961 yılında Ani'de taç giymesi ve başkenti Kars'tan Ani'ye taşımasıyla önem kazanmış. Ani'de ilk surlar 3. Aşot tarafından inşa ettirilmiş. Duvarlar aralıklarla yerleştirilmiş, burçlarla takviye edilmiş. Ani şehrine aslanlı kapıdan girilir. İsmini üzerindeki aslan kabartmasından alan bu kapı, Ani'nin en büyük kapısıdır. Bundan başka şehre girmek için kullanılan, sur boyunca yapılmış 6 kapı daha vardır. Ani şehrinin en büyük yapısı katedraldir. Yapımına 977-989 yıllarda başlanmış. Ermeni Kral Gagik'in eşi Kraliçe Katrenide'nin isteği üzerine yapılmış. 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Arpaslan'ın Ani şehrini fethinden sonra burası camiye çevrilmiş ve Arpaslan ilk cuma namazını burada kıldığı için adına Fethiye Camisi de deniyor. Katedral, Ani şehrinde kısmen de olsa ayakta kalmayı başarmış bir abide. Bölgedeki tüf taşlarıyla eşsiz bir mühendislik tekniğiyle yapılmış. Temelinde yukarı doğru kademeli olarak daralan bir teknik esas alınmış. Ancak bu durum büyük katedralin kubbesinin çökmesine engel olamamış. Özellikle şiddetli depremlerden zarar gören tarihi yapı, karşı tarafta Ermenilerin taş ocaklarını dinamitle patlatmaları sonucunda da günden güne yıkılıp yok oluyor. Katedral 1064 yılında bölgenin Alparslan yönetimine geçmesiyle 200 yıl boyunca cami olarak, Gürcü Krallığı döneminde de kilise olarak kullanılmış. Büyüleyici bir iç mekana sahip katedralin inşasında İstanbul'daki Ayasofya'yı onaran ünlü mimar Tiridat'ın da görev aldığı söylenir. Ermeni Kraliçe Katrenide'nin katedrali Ani'de zamana ve doğaya hala direniyor. Ermenistan ve Türkiye sınırını oluşturan Arpaçay Nehri, tarihin derinliklerine akar gibi.